Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iskeletimizi yeniden yapacağız arkadaşlar. Bunu karton kağıt kullanarak yapacağız. Videonun açıklama kısmında sizler için bir tane PDF dosya bıraktım. İçerisinde Tonguç'un iskeleti var. Onu çıktısını alıp birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Eğer hazırsanız yapımına başlıyorum. Malzemelerimi saymakla başlamak istiyorum. İlk olarak Tonguç figürümüz var arkadaşlar. Biz bunu A3 boyutunda çıkardık. Sizin daha rahat görebilmeniz için siz bunu A4 boyutunda çıkarabilirsiniz ya da başka boyutlarda da çıkarabilirsiniz. İkinci olarak karton kağıdım var. Bu daha bir kalın bir malzeme olduğu için iskeletimi daha rahat kontrol edebilmemi sağlayacak. Yapıştırıcım var, makasım var, rampiyelerim var ve son olarak da hamur yapıştırıcım var arkadaşlar. Bunu da arkadan böyle tutturmak, sabitlemek için kullanacağız. Şimdi yapımına başlıyorum. İlk olarak Tonguç figürümüzü karton kağıdımıza yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ters çeviriyoruz. Yapıştırıcımızı açıyoruz. Evet, yapıştırıcımızı iskeletin tam arkasına gelecek şekilde sürdük arkadaşlar. Ardından karton kağıdımıza yapıştırıyoruz. Şimdi kesme zamanı. Keserken neye dikkat ediyoruz? Burada görmüş olduğunuz gibi kemiğin çizgisi var. Onun tam böyle üzerinden geçmemiz lazım ki böyle güzel bir görüntü de ortaya çıksın. Ve kemiğin şeklini, biçimini daha rahat görebilelim. Şimdi hızlıca kesim işlemine başlıyorum. Evet, şimdi geriye kalan bütün parçaları da keseceğim arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde keserseniz, yani tam siyah noktadan keserseniz kemiğin yapısını da ortaya çıkarmış olalım. Hadi şimdi kestikten sonra geri gelelim. Evet, şimdi iskeletimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Rampiyelerimizi kullanacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak ayak kemiklerinden başlıyoruz arkadaşlar. Ayak kemikleri bizim ayaklarımızın içerisinde olan kemiklerdir. Hemen eklem yerlerinden şu şekilde, evet, batırdık. Şimdi şuradan da bu kemiğimiz de kaval kemiğini ve baldır kemiğini içerisinde barındırıyor arkadaşlar. İskeletimiz tamam. Bütün eklem yerlerinden birbirlerine birleştirdik. Şimdi kemiklerimizi görelim. Bakalım kemiklerimizin isimleri nelermiş, ne diye tanımlıyormuşuz. İlk olarak arkadaşlar kafatası kemiğimizle başlıyoruz. Kafatası kemiği bizim beynimizi koruyan ve vücudumuzun en üst kısmında olan, yani içerisinde göz var, ağız yapımız var. Bütün kafamızın içerisindeki kemik yapımız, kafatası kemikleri burada oluyor. Köprücük kemikleri hemen burada görmüş olduğunuz gibi omzumuzun üst tarafında köprücük kemiklerimiz var. Onun yanında kürek kemiği, yani şu eklemleri birbirine bağlanan yerde kürek kemiğimiz bulunuyor. Kolda peki ilk olarak hangi kemiğimiz var? Pazu kemiğimiz var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşille mavi arasındaki kalan yer pazu kemiğimiz oluyor. Elimize doğru giderken de arkadaşlar şu kısımda iki ayrı kemik bulunuyor aslında. Birincisi dirsek kemiği, diğeri de ön kol kemiği arkadaşlar. Ve en son olarak da el parmak kemiklerimiz var arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz alanda göğüs kemiğimiz, kaburga kemiklerimiz ve omurga kemiklerimiz bulunuyor arkadaşlar. Alt tarafa doğru indiğimizde de kalça kemiğimiz bulunuyor arkadaşlar bu alanda. Ayaklarımıza doğru geldiğimizde de bu görmüş olduğunuz kemiğin adı uyluk kemiği. Arkadaşlar uyluk kemiği de vücudumuzun en uzun kemiğidir. Bunu da böyle dipnot olarak verelim. Uyluk kemiğini geçtikten sonra diz kapağına geliyoruz arkadaşlar. Diz kapağından sonra da kaval kemiği ve baldır kemiği geliyor arkadaşlar. Son olarak da ayak kemiklerimizde iskeletimizin bütün yapısını aslında görmüş oluyoruz. Vücudumuzdaki en kısa kemik arkadaşlar 3 mm ile üzengidir arkadaşlar. Evet, vücudumuzdaki kemikleri gördük arkadaşlar. Uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak da 3 bölüme ayrılıyor. Uzun kemiklerin içerisinde kollarımız, bacaklarımız, parmak kemiklerimiz bulunuyor. Kısa kemiklerin içerisinde de omurlarımız, ayak ve bilek parmaklarımızın içerisindeki kemiklerimiz bulunuyor arkadaşlar. Yassı kemiklerde de
kafatası kemiğimiz, ondan sonra kaburga kemiğimiz, leğen kemiğimiz, yani aslında yassılaşmış kemiklere bu isim veriliyor. İskeleti ve yapısını gördük. Peki iskelet bizim neyimize yarıyor? Vücudumuzun bir arada durmasını yarıyor arkadaşlar. Ya bir arabayı düşündüğümüzde arabanın bütün aksamları hani hep bir arada olan bir bölümü vardır ya. Aslında iskeletimiz de orası. Bütün parçaların bir araya gelip hepsinin bir arada durduğu bir oluşum aslında arkadaşlar. Ya iskeletimiz olmasaydı böyle bir poşet gibi havada süzülebilirdik. Ya da elimizi kolumuzu rahatça hareket ettiremezdik. Bunların hepsini yapabilmemizin sebebi kemiklerimiz ve eklem yerlerimiz arkadaşlar. Evet, bugün sizinle birlikte Tonguç'un kendi iskeletini yeniden yaptık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.